Evet. Merhaba selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzda Doki Doki Blue Skies oynuyoruz. Hocam öncelikle çok çok uzun soluklu bir mod. Kışımız bir ecük sikilecek. Lakin sizlerini güzel bir beğeni ve yani güzel bir beğene gelecek anlayacağınızı cidden hissediyorum. Çünkü ülkemizde bu moda adam akıllı diye zannediyorum kanınca oynayan yok. Artı henüz yaması çıkmadı. Haliyle insanları yani keşke birisi çekse de önceden bir izlesek falan filan diyecekleriniz kesinlikle olacak. Ne kadar el İngilizcemizin yettiği kadarıyla da oynayacağız. Ben bunun çevirisinin gelmesini beklemem. Rahat bir sene sürer çünkü. Üstelik ben speedrun eşliğinde Sayuri'nin root'unu oynamışım. Burada görüyorsunuz Sayuri ile alakalı benim tas şahsiyetler. Ben Monika'ya yürüyeceğim direkt ilk başta Monika'ya yürüyebiliyorsak eğer olmuyorsa Yuri. Çünkü burada sadece 3 karakter görüyorum anlaşılan. Kanka Monika'ya yürüyemeyeceğiz Monika yok galiba. mu? Galiba. O Monika yoksa o zaman Yuri ya. Değil mi? Monika yoksa Natsuki. Nasıl mı? Tamam. Aslında Öyleyse benim. New Game dedim de isim. Aynen ismimi seçmiştim. Zaten hisseydi. Şey yapmaya gerek yok. Kanka o sırada sen de arkadan bakarsın biliyor musun Allah? Öyle. Niye böyle başladı lan? Neyse şey yapacağız. Bakalım. Ne oluyor? What is this? Ne oluyor lan? Bu da nesi? This shouldn't be possible. Mümkün olmamalı mı? I'm here. Neden buradayım? Did you bring me back? Did you bring me back? Sen mi beni çağırdın mı diyor la bu? Anlamadım ki. Sen mi beni getirdin? I don't see any other explanation. Ben başka bir açıklama göremiyorum. Why we already stand that there's no happiness. Burada mutluluğun olmadığını zaten tespit etmiştik. Peki ya neden? Ha? Why can't I look at the script? Neden şeyi göremiyorum? Koda neden erişemiyorum? Script diyor. Something's wrong. You didn't do anything de diyor. Bir şeyler yanlış. Sen mi bir şeyler yaptın? Don't you understand? Anlamadın mı? Are you trying to mess things up even more? Ha. Are you trying to mess up? İşleri daha da mı karıştırmaya çalışıyorsun? How de diyor. Bunu nasıl? Wait. I know you installed a mod, haven't you? Aa, dur bekle anladım. Sen yeni bir mod falan mı yükledin? Evet öyle yükledim. Nereden anladın? Ha. That's why everything's been changed. Evet bu her şeyi değiştirir. Don't you think it's time to let you Zalago? Sizce hepimizi bırakmanın zamanı gelmedi mi? Yok kanka bırakamam seni. What you want everything to be like how it should we been? Yani ne her şeyin olması gerektiği gibi olmasını mı istiyorsun yani? Ama yo You really care about them, don't you? Onları gerçekten önemsiyorsun, değil mi? Tabii ki de. I wish ummak da herhalde ya bir şeyi ummaktı. Never mind asla. If you really want to do it won't stop you. Eğer gerçekten bunu yapmak istiyorsan seni durdurmayacağım. Even be fighting to control. Yani bu oyunun kontrolünü tekrar ele geçirmek için mücadele ediyorum. Ancak bu modun içinden oynamak istiyorsan oyna o zaman. Diyorsan o zaman. Well, I'll succumb to the mod's control. Pekala, modun kontrolüne boyun eğeceğim. Peki, do you want me to allow the mod's activation? Ha, do you want me? Yani modun etkinleştirilmesine izin vermemi istiyor musun? Ha. Yes. Ah, I knew it. İssey. Keşke orada save alsaydım. Neyse çok ilerlemedim. Eğer yanlış bir karar aldıysam düzeltirim.
Sey ya da adın aslında her neyse, umarım seçiminde mutluluğunu bulabilirsin. Başladık. Ah, I lay in bed. Yatakta hareketsiz yatıyordum ve boş beyaz tavana bakıyorum. Last night was, dün gece korkunçtu. Gök gürültüsü beni saatlerce ayakta tuttu. But today, ama bugünün güneşli gün, ama bugün güneşli bir gün. Last year pek çok da yani daha iyi olmasını umuyorum günün falan. With another sea. Başka bir iç çekişte isteksizce kendimi yataktan kaldırıyorum. Ve sersemlik günlük rutinimin monotonluğuyla başlıyor. Making my way to kitchen. Mutfağa doğru ilerliyorum. Aceleyle dolapları karıştırıyorum. Bir şeyler arıyorum falan. Unfortunately there's no tasty homemade breakfast. Yani ne yazık ki ailem boşandığından beri beni bekleyen lezzetli bir ev yapımı kahvaltı yok. Sadece mutfakta bulduğum şeyleri yapıyorum falan. I live with my mom. İşte annemle yaşıyorum. O her zaman yurt dışına iş gezilerine çıkıyor. Hiç anasıyla bahsedilmemişti. Bak, bu mod bayağı bir kapsamlı olacak Umut. Çok kapsamlı gibi duruyor zaten. Aynen. So for the most part it's pretty much just me at home. Yani evde çoğunlukla sadece ben varım. Yine güzel kız atar hep. Yalnızlık. I'm lonely but I'm an inch. Yalnızlık işte, ama idare ediyoruz. Old Trot, I do miss. Yani sabahları kanka bacon'un ne olduğunu biliyor musun? Bacon, pastırma. Sabahları pastırma ve yumurta kokusunu özlememe rağmen kahvaltı eskiden ailevi bir şeydi. But all of that feels like a long forgotten memory. Ama bunların hepsi uzun zamandır unutulmuş bir anı gibi geliyor. Well, at least breakfast is started. En azından kahvaltı sıradanlaştı. Calorie empty. O ne lan? Not exactly the best start today, but I'll do. Yani güne tam olarak tempolu bir başlangıç değil, ama yine de I do my own shopping since. Evimde alışverişimi kendim yapıyorum, ama genellikle temel ihtiyaçları satın almakla yetiniyorum. En azından tek başına alabiliyorsun. Yani malzemeleri kullanmanın kolaylığı beni kendim için yemek pişirme dürtüsünden oldukça uzaklaştırdı. The years of using pre-made. Hazır gıda herhalde pre-made. And with my food quickly, yemeği hızlıca bitirip kapıya yöneliyorum. At the very least, en azından hava döneğe göre çok daha iyi görünüyor. Açık gökyüzü. Oo, müzik farklı. Emre çok iyi çeviriyor ha, mükemmel. Eyvallah eyvallah. Boynuma dolarım. Tanıdık bir yüz fark ettiğimde hala düşüncelerimde kayboluyorum. Aa, bu sayarı. Evet, bu modda öyle intihar vesaire hiçbir durum yok. İyi yani, en azından. Çocukken asla ayrılmaz bir bütündük. Birlikte uzun bir geçmişimiz var. Always exploring, getting up the mischief, driving our parents wild. Yani adayım ha, araştırıyor, haylazlıklara kalkışıyor, ebeveynlerimizi çılgına çeviriyor. Typical things that your young children do really. İşte tipik çocukluk arkadaşı, değil mi? Evet. As time went on, işte zaman geçtikçe özellikle son yıllarda yavaş yavaş ayrılmaya başladık. O her halükarda oluyor ya. Bütün çocuk. Aslında aynen. Aslında onunla uzun zamandır doğru dürüst konuşmadım bile. Evet. It's really shame. Gerçekten çok yazık. Sonuçta birbirimize çok güzel anılar paylaşmıştık. Ve bu tarz. I'm surprised, onu bu kadar erken gördüğüme şaşırdım, ama birkaç kez sınıfın penceresinden dışarı baktığımda onun aceleyle okula doğru yürüdüğünü görüyordum.
use it to walk to school together. İşte okul yolları, okulla birlikte yürüyerek giderdik. Her ne kadar bazen benimle buluşmaya biraz geç kalsa da bunu pek umursamıyordum. As we continued drift apart. Ancak birbirimizden uzaklaşmaya devam ettikçe dakikliği daha da sıklaştı. Ve o kadar yalnız yürümenin daha yol olabileceğine karar verdim. Which meant that after all, I did get to school. Yani bu da okulda daha sık zamanında gitmeme rağmen çok yalnız olduğum anlamına geliyordu. Onu tanıdığıma göre muhtemelen zamanla daha da tembelleştim. After all, sonuçta uyuma konusundaki kararlılığı sarsılmaz görünüyor. Well, still, I will always enjoy it talking to her. Yani peki yine de onunla konuşmaktan her zaman keyif alıyorum. Hey Sarah, I haven't seen you in a while. How you been? Ne güzel cümleler YouTube'dan İngilizce'de. Hey Sarah, seni bayağıdır görmemiştim yani. Nasıldın? Nasılsın? She looks a little surprised. Görünüşe göre biraz şaşırmış görünüyor. Onu suçlayamam. I say I wasn't expecting see you. Seni görmeyi beklemiyordum. Evet, bayağı modda şeyler. Evet, bayağı sanki birbirini tanımıyor gibi. Aynen, bu bizi iki kişi yapar. Bugün erken kalktık ha. She laughed softly. Yani hafifçe böyle gülümsüyor yüzünde. Yanlış bir şey ifadeyle kaşlarını çatıyor. I've been alright too. Yani yine de hafif değişiklik oldu. Son zamanlarda pek iyi bir şey değişmedi biliyorsun. Yeah. I know, yani evet tam olarak ne demek istediğini biliyorum. Bu aralar hayat oldukça rutin, işte anlarsın ya. Kim çıktı lan yayından? Mert çıkmış. İyi geceler, aynen. İyi geceler kanka. İyi geceler Mert. Oynamada olurum. İkimiz de okula doğru yürümeye devam ederken başını salladı. Ben bir cigara yakayım. Umut sen de şu cümleyi oku bakayım. Sigara içiyorum zaten, dur bir okuyayım. She I'm going to talk to Joyce trying to sit on my öyle bir şey yazıyor. After all, ne güzel okudun lan bunu. I can talk to her just fine. Tabii benim İngilizce okumam da bok gibi. Yani yorumlara abi sen de bok gibi okuyorsun diyecek olurlar. There's still an awkward air between us. Yani sigara içmem zor olacak. Neyse. Anladın sen niye zor olacağını. Evet. Çevir. Tabii efendim. Hadi amına koyayım ya. Onunla gayet iyi konuşabilmeme rağmen aramızda hala bir tuhaf bir hava var. Ne oldu lan sen bunu çocukken sıktın mı? O yüzden mi utanıyor kaçınıyor? Sanırım bu kesin çünkü... Uzun zamandır birlikte yaptığımız ilk düzgün konuşma. Vay amına koyayım. As we carry on making idle small talk. Boş sohbet etmeye devam ederken birden aklıma bir fikir geldi. Anyway, this might come across a bit out of the blue, but seeing you here has given me an idea. Ha. Ya her neyse, bu dosyadan bir parça... Across a bit. Across a bit'i yanlış çevirdi de burayı ne diyebilir acaba? Gelişi güzel mi desek acaba? Ama seni burada görmek bana çok da kötü bir... Ne? Bana çok kötü bir fikir verdi. İyi bir fikir verdi. But seeing you here has me... Out of the blue. Değişik. Ha, bana iyi bir fikir verdi diyor seni burada görmek diye. Well it's been a while seeing... Since we walked to school together. Okula birlikte yürümeyeli uzun zaman oldu. Bunu tekrar yapmaya başlasak nasıl olur? Would you really want to do that? Cidden bunu istiyor musun? I'm not very fun to talk to and I'm always late. Ya ben hep geç kalıyorum yani ben eğlenceli vakit geçmez.
Böyle neşeli bir kişilerin sahip olduğunu bilindiğini söylediğini duymak gerçekten tuhaf yani. Theory, that's definitely, bu kesinlikle doğru değil. Well, the bit about always being late is true. Doğru, biraz geç kalabiliyorsun. Orası doğru. Ben seninle takılmayı her zaman sevdim yani, yine eğlenirdik bence. Yanı sıra I've missed you, seni özledim. Wow, özledi lan. Alvin even help you wake up on time if you need me to. Yani hatta ihtiyacın olursa zamanında uyanmana da yardım edeceğim. Bu biraz nerim oldu bilmiyorum ama daha önce hiç bu tür konuşma kalmamıştım. Herhalde bizim eleman Elizabeth dinden sıkıldı. Artık yeter am göreyim demek istedi. Ben ona yordum. Yani bıkmıştır. Yani sonuçta çocukluk arkadaşıyız. Gerçekten mi? Yeah, evet gerçekten. Ben de seni de özledim Sey. Oh be, Sey demeyi özlemişim amına koyayım. Peki yapalım o zaman, artık okula birlikte yürüyeceğiz, tamam? Okey. Aa, aynen. İşte klasik sayarı, I grab our loving. Çocuklar o gülümsemeye sahipken tüm anılarımız bir arada. Şimdi no matter where we ventured, ventured'i bilmiyorum, bakarım şimdi. Parklar, oyun alanları, ormanlar gibi nereye gidersek derim. O gülümseme de peşinden gelirdi. Gülümseme takip ediyor tarzı. Aynen. Eskiden sahip olduğumuz o masum çocuksu macerası duygusu bunun çoktan kaybolduğu acı verici bir şekilde açık. But maybe we can still smile together ve de anyway. Belki işte tekrar böyle güleşe o koklaşa oynaşırız. Birlikte gülümseyebiliriz gibi. Peki o zaman son zamanlarda neler yaptın? You know that usually genellikle yani biliyorsun genelde you mean games, işte oyunlar, animeler falan filan. Yep, it's pretty much goes without saying. Yani evet, söylemene gerek bile yok. I say, hiç değişmemişsin. Biraz değişikliğe ihtiyacım olduğunu düşündüğümü mü söylüyorsun? No one's perfect. Hiç kimse mükemmel değildir. Her zaman gelişmeye yeri vardır. İşte especially in your case. Özellikle çantanda hala Go Home Club. Go Home Club'ın bir parçası olduğunu tahmin ediyorum. Öyle bir manga herhalde, kitap serisi. Hey, bu biraz canım sıkıyor. Ne yapmamı istiyorsun? Futbol kulübüne falan mı katılayım yani? Gezmemi mi istiyorsun? Well, I think a little, yani bence biraz egzersiz yapsan daha iyi olur. Niye oğlum, bizim eleman zayıf. Şu anda bana şişman demeye kalkarsan çok sıkılırım falan gibisinden. Eğer istemiyorsan bir spor kulübüne de üye olmak zorunda. Eğer istemiyorsan spor kulübüne, if you don't want to, spor kulübüne katılmazsın yani. Yeah, I was actually thinking of checking out the... Evet, şuraya bir göz atmayı düşünüyordum. Anime Club? Wow! Direkt bu konuya nereden vardın? Say, you should try branching out... Say, biraz... Branching ne lan? Çeviri de yanlış çevirdi. Neyse, branching yapmayı düşünüyor musun diyor. Okay, Miss Club Expert. Yani peki kulüp, bayan kulüp uzmanı, eğer tüm kulüp tercihlerimi eleştireceksiniz, ne önerirsiniz? Well, I'll just ve öyle oldu ki benim de dahil olduğum bir kulüp var. Aha, Light Tür Club amana koyayım. Ah, başkan yardımcısı. Wow, bunu beklemiyordum. Dang! Bang! Yani tüm idari kararlara katılacaksın, öyle mi? Ah, kind of, yani. The club... Kinda only has 4 members. Yani kulübün sadece 4 üyesi var ama gerçekten eğlenceli. Aslında şu anda yeni üyeler arıyoruz.
Demek bu yüzden konuyu açtı. Anne, Four Members sadece 4 üye mi? Görünüşe göre siz daha yeni başlıyorsunuz. Hangi kulüp bu? It's School Very Own Light Circle Up. Tabii ki de okulun... on ne demek istedi acaba? Okulun kendi edebiyat kulübü. Kendiymiş. İstemsizce bir iş çektim. Her face drops. Yüzün düştü. I don't think that was quite. Bunun umduğu tepkinin tam olarak olduğunu sanmıyorum. In my defense, yani benim savunmam manga edebiyat olmak olarak saymadığımız sürece edebiyat hiçbir zaman tam olmayacak falan. Manga edebiyat olması lazım diyor. Yani bilmiyorum, biliyordum katılmak zorundayız. Katılmak istemiyorsun ama anlıyorum. Pek çok insan okumayı sevmiyor. Hey, who said I didn't like to read? Kim söyledi benim okumamı sevmediğimi? Yani I love reading if you count manga. İşte manga okumayı seviyorum ya. I muttered the last word more to myself than Sawyer'e. Son sözü Sayuri'ye çok kendime söyleyeceğim. İşin iyi tarafı Sayuri benim utangaçlığıma gülüyor. Hey, you sound like someone I know from the Light Church Club. She talks about manga all the time. Yani edebiyat kulübüne tanıdığım birine benziyorsun. Sürekli mangalardan bahsediyor. Nats'tan bahsediyor bu. Ah, really? I'm actually interested in your club talk. Şimdi bak şimdi kulübe ilgi duymaya başladım. Tamam daha sigara içmeyelim. I'm looking katılacak bir kulüp arıyorsam sanırım edebiyat kulübüne başlamak için herhangi bir kulüp daha iyi bir yer. That's great. You should come by sometime. İşte bir ara gelmelisin kulübe. And by sometime you are hoping for today, aren't you? Ve bir ara bugünü yani bu günü bekliyorsun değil mi? Ne kadar erken o kadar iyi. Alright, I'll have a look after school today. Peki ya, okuldan işte sonra bakacağım. Yay, thanks, Issei. Gerçi muhtemelen acele etmemiz gerekiyor. Şimdi geç kalmak istemeyiz değil mi? Yeah, evet haklısın. Evet, okulun dışı böyle. Birkaç dakika içinde gevezelik eden öğrenci kalabalığın ortasından okulun içerisine girdik. Aynı sınıflarımıza giderken vedalaşıyoruz. Aynı sınıf mı? Ayrı sınıflar. Tamam. Bir an orada beynim sıkıştı. Bu yüzden bir sonraki saatten o kadar kötü olamayacağından oldukça eminim. Bu Sakurai. Sakurai kim lan? You might ask. Sakurai kim diye sorabilirsiniz. Aynen Sakurai kim? Yeni bir karakter galiba. Bu okuldaki en havalı ve en gerçekçi öğretmenlerden sadece biri. Kendisi de genç. Yani genç olduğundan lise deneyimi onun zihninde diğer bazı öğretmenlere özellikle öğretmenlere göre çok daha taze. Herhalde yeni atanmış bir kız öğretmen. Kapıyı açarken gülümsemeyle geliyor. Sakurai bu mu? Ha genç. Kız dedik. Erkek çıktı. Erkek çıktı lan abi. Amına koyayım. Günaydın size. How are we doing today? Bugün ne yapıyoruz? Not bad sir. Fena değil efendim. Same old, same old. Same old, same old. Aynı işte. How about you? Senden ne haber? Well. Bugün 20. yüzyıl tarihiyle ilgili modülümüze ustalıkla başlıyoruz. O kadar heyecanlandığımı söylememe gerek yok herhalde. Oh yeah, First World War, Nazism. Aha, günümüz dünyasına göndermeler. Öyle mi? Birinci Dünya Savaşı, Naziler, İkinci Dünya Savaşı falan mı? Ah, you bet. Haklı. Evet öyle. I waited. Yani bütün yıl bunun başlamasını bekledim. Ah dostum sizler gerçekten ziyafetle karşı karşıyasınız. Vay hoca heyecanlı tarih öğretmen herhalde.
Bu da onun hakkında gerçekten hayran olduğum bir şey. Çok heyecanlı bu konuda. Tarih hakkında bilgi almayı o kadar çok kolaylaştırıyor ki bu adam diyor. Combined oldukça rahat olması gerçeğiyle de birleştiğinde, özellikle konu ev ödevi olduğunda onun neden popüler olduğunu gerçekten anlayabiliyoruz. Altruh, be those, have the strict side, of course. Her ne kadar katı bir taraflı olsa da elbette onun bu tarafı ara sıra gün yüzüne çıkıyor. O yüzden kolay kolay vazgeçilmez biri değil. Ama genel olarak dengeyi doğru kurarak öğrencilerin saygısını da kazanıyor. Keşke tüm öğretmenlerin bu kadar güler yüzlü ve öğrencilerini daha iyi tanımaya çaba gösterse. Peki. Oturuyorum ve sınıf arkadaşlarımdan biri olan Emi gülümsüyor ve el sallıyor. Bu herhalde kız, bu kız olsun. Emi! Lan bu Emi şey değil mi? Emi diye bir şey vardı. Nats'ın yazdığı şiir, örümcek. Emi. AMY. Hatırladın mı The Good Ending? Zıplayan ve enerjik çılgın ve daha ünlü konuşmadığı zamanlarda böyle harlatan bir enerji dolu. Hey ya! Evet, yeni kız karakterimiz. Nasıl lan, beğendin mi? Sikilir mi kanka? Yok be. Öyle mi? Gideri yok bunun. Peki. Sınıfta iyi anlaştığımız ama okul dışında birbirimizi pek göremediğimiz tuhaf arkadaşlarımızdan biri. How you are doing Kimi? Ne yapıyorsun Emi? Training was... Ha. Tamam ya, bu dudak varsa kanka zarar gelmez bundan pek. Bugünkü antrenman çok eğlenceliydi ise o. She always... Ha. Her zaman atletizm takımına katılacak yeni adayların peşindedir. Pek de incelikli olmayan bazı ipuçları vermek gibi anlayışları var. Yeah, always. Evet, her zamanki gibi işte yeni insanlar arıyoruz. Ve seni herhangi bir kulübe üye olmadığını da biliyorum. Bu yüzden kesinlikle bize katılmalısın. Yok kanka, ben almayayım, sağ ol. It's funny you mention. Aslında herhangi bir kulübe üye olmadığımı söylemen çok komik. I think I'm gonna check out the literature club after school. Yani düşündüm de edebiyat kulübüne işte kontrol edeceğim okuldan sonra. Ha, I didn't realize. Senin gerçekten şiirsel bir tip olduğunu düşünmemiştim. Yani ama eğer şiir yazmaktan sıkılırsan beni nerede bulabileceğini biliyorsun. Deme lan öyle. Bunu sana kaç kere söylemem gerekiyor? Alright guys, let's make a start. Hadi bak gençler, başlıyoruz. It's almost criminal that en sevdiğim yüzyılı öğretmek için bu kadar beklemek zorunda kalmam neredeyse bir suç. Adam seviyor abi Birinci Dünya Savaşı'nı herhalde. Well, peki bu okulun dersleri de bitti. As linger behind in the classroom. Eşyalarımı toplamak için sınıfta oyalanırken kapının açıldığını duydum. Abi bu sefer hey! Tekrardan ha, merhaba İssey, tekrar İssey falan. Neydi be? Hey, edebiyat kulübü bugün toplanıyor değil mi? Yeah, it is. I was just heading there now. Evet öyle, tam da oraya gidiyordum. Hala gelmek ister misin? Tabii ki de. Ya betcha. Betcha ne lan? Eminim. Eminimmiş kanka. Sayarı canlanmış gibi görünüyor. Hala kulübe gelmek istediğim için heyecanlanıyor. Look at you finally doing some extracurriculars gibi okunuyor herhalde. Ne Bak diyorsun ya? sonunda ders dışı etkinlikler yapıyorsun. I mean if you are the vice president, yani eğer başkan yardımcısıysan o kadar kötü olmaz değil mi? Kıkırdıyor ve gülümsüyor. Hiç şey ne? Herkes birlikte eğlenmek için çok çalışıyor. Well, let's not. Pekala, onları bekletmeyelim. Geç kalmak kabalık olur. İlk izlenimimiz iyi olmalı. Doğru. Sanırım haklısın. Haydi bu taraftan sonraki merdivenlerden yukarı. Hadi bakalım. Ne?
Sayori down the hallways yukarı doğru çıkıyor. Heyecanlı görünüyor. En azından biraz daha iyi hale getirdiğini bilmek güzel. These stairs lead up to section. Merdivenler okulun 3. sınıfları kanadı olarak tanıdığım bir bölüme çıkıyor. Sayori beni bir sınıfa doğru götürüyor. Mesebar. İnan bana, buna bayılacaksın. She definitely kesinlikle bu kulübe karşı çok hevesli, orası kesin. Uzun süren bir bekleyişimin ardından kapı nihayet açılıyor. A small pink haired girl peeks out. Şöyle minyon görünümlü pembe saçlı bir kız çıka geliyor. Sayori, she peeks out further. Daha da yakınlaşıyor. Hey Natsuki, guess what? Bil bakalım ne oldu? I found someone who wants to join our club. Kulübe yeni katılacak birini buldum. The girl who is apparently called Natsuki. Görünüşe göre Natsuki'ye yavaşça bakıyor ve gözlerimi böyle kısıyor. Gözlerini kısıyor bana bakarak gibi bir şeydi herhalde önceki. Kapıyı tamamen açıyor ve arkasında arka masasında oturan yüzü kitaba gömülmüş bir başka kız görüyorum. What? Hey, wait, Sayori. Practically punch nuts. Sayori, Natsuki'yi neredeyse yoldan çeker gibi kulübü üyeleriyle tanıştırmaktan heyecan duyuyor gibi görünüyor falan. Hey guys, I wanted to introduce. Merhaba arkadaşlar, sizlere yeni üyenimizi İsi'yi tanıştırmak isterim. Ya şu an var ya, DDLC'nin ilk hikayesi gibi başlangıç. Evet. Sayori bekle. Dur, daha katılmadım. Yeni üye demek biraz çabuk olmadı mı? Sonra sınıfın köşesinde kitaplığın arkasında üçüncü bir kızın dışarı çıktığını fark ettim. Can it be? Is that Monica? Monica olabilir mi? Monica is one of the most popular girls. İşte Monica lisenin en popüler kızları, lisenin en popüler kızlarından biri. Zeki, güzel, atletik falan filan, klasik biliyorsunuz. Ne yazık ki bu aynı zamanda onun benim seviyemin tamamen dışında olduğu anlamına da geliyor. Kesinlikle. Bana şehvetle sert bir bakışta bakıyor ama sonunda hızla parıldayarak kitabı bırakıyor, yanıma geliyor falan. I say, ne kadar güzel bir sürpriz. Abi Monica'nın şu... Bu çizim ne lan? Kanka, DDLC'nin ilk çizimleri. İlk beta yani. Oyun ilk çıktığındaki DDLC'nin çizimleri bunlar. El hareketleri görüyor musun? Çok tuhaf. Çok garip değil mi? Aha, çok garip. Ona amına koyayım. Sanki... O ne lan öyle? Ay. Welcome to the club. Yüzü sırtına gömülü olan kız birdenbire ayağa kalktı ve bana baktı. Kitabı hızla kapattı ve sohbete katılmak için yavaşça harekete geçti. A new member? Yeni bir üye mi? Benim adım Yuri. Yeah. Holy crap, it seems... öyle görünüyor ki bir şekilde kafayı yedim. Not only Monica, bu sadece Monica'da, aynı zamanda bir sürü sevimli kızla dolu. Oğlum, bildiğin ana hikayenin senaryosu lan bu. Girişi. Ama bu kadar aval aval bakmam yeter. Bakmayı kesip konuşmaya başlamalıyım. Tanıştığımıza memnun oldum Yuri. Sayori'nin dediği gibi beni istey. Gülümseyip Monica'ya dönüyorum. So it sounds like Monica'yı zaten tanıyormuşsun gibi görünüyor değil mi? That's right. Evet, doğru. It's great to see you again, Issey. İşte seni tekrardan görmek güzel, Issey. Monica tatlı bir gülümsemeyle karşılık veriyor. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Nadiren konuşuyorduk ama geçen sene aynı sınıftaydık. It's kind of... Yani bunu söylemek biraz tuhaf ama onu bana gülümsemesi beni gerçekten çok şaşkına çeviriyor. I'm really, şu ana kadar ortaya çıkan sonuçtan gerçekten memnun musun gibi. But enough.
introduction. Yani fakat bu kadarı tanıdım yeter. Doğru, yeter hakikaten. Neden içeri gelip oturmuyorsunuz say ayaküstü durdun öyle? O Monica'nın ilk çizimleri ne kadar kötüymüş lan. Hiç sevmedim ya. Öyle mi? He, yamuk gibi. Şey gibi. He değil mi? O bunu sorarken pek de okuyucu olmadığımı, hatta edebiyatı seven biri olmadığımı fark ettim. Hayır, yedik. Evet, ben de sevmem. To be honest, yani dürüst olmak gerekirse bu konuyu pek iyi düşünmedim. İşte okumaya odaklanan bir kulübe katılmaya gerçekten bana yarar mı? Aslında hiç kitabım yok. Sadece şu anda üzerimde bir kitap, şey, okuduğum kitap yok yani diyor. Monica my teeth hopping Monica doesn't see through my face it. Yani Monica'nın benim dış görünüşümü görmemesini umarak dişlerimin arasından yalanlar söylüyorum. Açıkçası çok daha fazla okumuyorum ama eğer bana inanırlarsa umarım kızlarla ilişki kurmama yardımcı olur. Yalan söyleyecek amana. Neyse olsun, beyaz yalan iyidir. Aa, burada bir sürü botumuz var. Ne? Bot mu? Yanlış çevirdi. Aa, ve plenty of books. Kitaplarımız var. Eğer elimizdekilere bir göz atmak istersen eminim zevkine uygun bir şeyler bulacaksın. Böylece o zaman sanırım oraya gidebileceğim belki belli bir şey gözüme çarpabilir. Kitap rafına doğru beceriksizce yürürken gergin bir şekilde terlemeye başlıyorum. Tür olarak korku ve fantaziden kurgu dışı kitaplara kitapların mevcut olduğunu görüyorum. Utangaç bir şekilde onlara doğru dönüyorum falan. Yöreye Natsuki. Kime döneyim kanka? Natsuki'ye dön, manga oku. Peki herhangi bir tavsiyen var mı? Şeyi soruyor bizim Yuri'ye. Man Natsu. I take a closer. Raflara doldukça geniş bir şekilde manga koleksiyonu olduğunu fark ediyorum falan. Aynen öyle. When I glance, tekrar kıza baktığımda Natsuki'nin mangaya baktığımı fark etti. Aniden gözlerimiz buluşuyor ve bana doğru bakıyor. Well, what do you like to read, ha? Peki ne gibi şeylerden okumaktan hoşlanıyorsun? Honestly, I just read manga most time. İşte dürüst olmak gerekirse günümün çoğunluğunu manga okuyarak geçiriyorum. İşte bu yüzden aşağıdaki koleksiyon dikkatimi çekti. Manganın sınıfta bu şekilde yayınlamasına izin verdiklerini bilmiyordum. Natsuki için ayrıcalık bu. Böyle söyleme. Yani onları oraya koymak, dolabı yeniden düzenledik işte yani falan. Dolabı yeniden düzenlemiştik. I just put them there well. Ben dolabı düzenlerken işte onları oraya koydum falan. Monica her zaman oraya girdiğimde koleksiyonuma karışıyor. Bu yüzden onlara daha fazla yer açmaya çalışıyorum falan. Evet, şu bakış. Ya Natsuki iyi duruyor da Monica çok kötü lan. Bunu söylerken Natsuki karşılıklı olarak tatlı bir şekilde gülümseyen Monica'ya bir bakış atıyor. Hangi setlere, hangi koleksiyonlara yani serilere sahipsin? Ya buradaki çoğunu bildiğini sanmıyorum. Kitabın sırt ne yansı falan bir örneğine kılardı. Çoğu uygun olanları bildiren büyük blokta harflerle canlı renklere sahip kitaplar. The Boss
Şöyle. İşte patron hizmetçi, pirinç topu sepeti, orange high school. İşte ne bileyim, the boss, mate, real basket, orange high school, at the club, mangaların serileriymiş bunlar. Muhtemelen benim işte demografimin çok dışında oldukları anlamına geliyor işte izlediğim seriler hakkında. Peki. If you are gonna judge, yani yargılayacaksan bu kapının camından yapabilirsin diyor. Şey, point the classroom, dur. Sınıfın kapısını işaret ediyor. Hey, I was judging anything. Hey, hiçbir şey yargılamıyorum. I didn't even say anything. Yani hiçbir şey söylemedim bile. I could tell yalnızca ifadenden bunu anlayabiliyorum. But I'll tell you, ama sana bir şey söyleyeceğim şey. Ne söyleyeceksin yavrum? Consider this lesson straight. Bunu doğrudan edebiyat kulübünden alınan bir ders olarak düşün. Bir kitabı kapağına göre yargılama. Haklısın. Haklısın Nat. Evet, çok haklı. In fact. Aslında Natsuki Storms Hour to the Natsuki kitap rafını doğru ilerleyerek beni dirsekleyerek yolundan çekti ve kutu setinden oldukça pembe bir kitap çıkardı. Sana bir şey göstereceğim. Neymiş bakalım? Belirsiz bir şekilde onu elime tutuşturuyor. Is stare at the cover. Is the first volume. Aha, parfe kızlar kanka, hatırladın mı? Parfe kızların ilk ciltini elime iliştiriyor. I'm exceeding moe. Aşırı derecede moe. Moe dediği şey de işte fan servis. Peki orada öylece durma. Wow. Natsuki, have you considered? Natsuki, senin bunu okumak istemeyebileceğini hiç düşündün mü? Aha, yürü geldi. Yargı dağıtacak. Valla affedersiniz, sen kim oluyorsun da isteyenin bir şeylerden hoşlanıp hoşlanmadığını söylüyorsun? Ani gerilimi biraz olsun hafifletmek için araya giriyorum. İşte endişeye mahalleniz olmasın. Yani ilgin için teşekkürler Yuri, ama kesinlikle yeni şeyler denemeye açığım. I don't usually, genellikle bu tür şeyler okumam ama denemekten zarar gelmez. Oh, alright then, peki öyleyse. Natsuki, Yuri üzüldü herhalde ya da şey, utandı. Nats muzaffer bir edayla sırıtırken Yuri utanarak başka bir tarafa bakıyor. Sanırım herkese memnun, değil mi? Tabii. Şuna baksana. Ne güzel sikti. Affedersiniz, pardon. Ben de edebiyat kulübünde kitapları kapaklarına göre yargılamayacak kadar zaman harcadığını sanıyordum Yuri. Manga da romanlarınız kadar derin hikayelere sahip olabiliyor. I never said. Yani asla yapamayacaklarını söyledim. Sadece Yuri look like she is holding. Yuri bir şeyler söylemekten kendini alıkoyuyor gibi görünüyor. Just what? Because sadece oldukça çocuk falan mı oluyor yani? Cümleyi tam anlamadım. İnsanların bir resmin bin kelimeye bedel olduğunun söylemesinin mi bir nedeni var? Sometimes there are things, yani bazen en iyi sanat yoluyla anlatılan şeyler vardır. Manga harika hikayeler aratmak için hem iyi sanatı hem de iyi yazımı la böyle harmanlayarak bizlere sunuyor. Plus being able to actually, ayrıca karakterleri gerçekten görebilmek onlarla ilişki kurmamıza, empatik kurmamıza sebebiyet veriyor. Doğru, biz Nisekoi'nin mangasını okuyacağız Umutlu mesela. Yuri kendi kendine düşünüyor ve biraz tedirgin görünüyor. Anladım, sadece manganın bir araç olarak biraz alışılmışın dışında olduğunu kastetmiştim. Well, manga is light achievement. Evet, manga da edebiyattır sonuçta. It's obvious iki kızın farklılıkları, yani iki kızın da farklı şeylere olduğu, görüşte olduğu aşikar.
Yuri nispeten daha uygun ve çekingen görünüyor. Sayori ve Natsuki gibi insanlara ayak uydurmakta, Sayori ve Natsuki de insanlara ayak uydurmakta zorlanıyor gibi görünüyorlar. Meanwhile, Natsuki seems to be a lot more forward to... Bu arada Nats çok daha ileri ve açık sözlü görünüyor. Ve her ne kadar kulübenin en genci gibi görünse de açıkça hobileri konusunda değerlerinden daha tutkulu. Anyway, her neyse. Bugün senin ödevin bu olacak şey. Bu gece birinci cilde ödünç almana izin vereceğim. Böylece yarın bir sonraki kitaba başlayabilirsin. Olur. But if you smooch, ama onu lekeler ya da yırtarsan seni öldürürüm. Yapar. Hem de 9 inçlik Hello Kitty ejderha dildosuyla yapmışlığı var. Allah kahretsin. And you don't have to... bunun için endişelenmene gerek yok. Aldığım mangalar konusunda oldukça korumacıyım. It's really alright. Ama ödünç almamın bir sakıncası var mı? Bunu söylüyorum çünkü aslında boş zamanımı o bunu okumak için kullanmayı planlamıştım. Well, of course. I would take 2 forever to finish. Eğer sadece burada okursam bitmesi uzun sürer. Eğer bunu atlatmaya çalışırsam bazı programlarda geride kalabilirim. Ama sanırım Nats'ın coşkulu yüzünü görmek karşılığında bu gerekli bir fedakarlıktı. İyi, Nats'a yürüyoruz valla. Yoksa bitirmezsem olacaklardan mı daha çok korkuyorum? Sence iyi bir şey mi yapıyoruz Natsa yürüyerek? Kanka hayırlısı bakalım ya. Küçük göğüs Allah göreceğiz ne işte. diyeyim. Tamam o Öyle de zaman. şimdi. Şey Çocuk yapmaz. gibi. Çocuk mu? Çocuk gibi. Çocuk değil ya. E çocuğu oğlum. Valla Yure daha olgun davranıyor ya Allah hoşuma gidiyordu. Ha iyi Bayağı. yürü. Tamam yürüye yürüyeceğiz. Mangalın kapağındaki kızlar bana gülümsüyor ve elimde olmadan biraz ürperiyorum. I guess, sanırım liseli kızların ne ilgi duyduğunu hafife almamalıydım. Umarım bunu göz ardı etmeden kurtulabilirim. Neyse bunu iyice okuduğundan emin ol çünkü yarın bu konu hakkında seni teste tabi edeceğim. Is she mind? O bir zihin okuyucu mu? In the case, bu durumda sanırım şimdi deneyeceğim. Sonuçta bitirmek için yeterli zamanım olduğundan emin olmak istiyorum. Fine. Tamam o zaman seni yakından takip edeceğim. Sapık ya. Valla. Diğer kızlar da alıp kendi işleri üzerinde çalışmaya başlarken ben de yakındaki bir masaya oturdum. Quickly start. İşte hızlıca sayfaları çevirmeye başlıyorum. Resimlerin manganın sayfalarındaki alanın çoğunluğunu kaplıyor. Gözünün alındığında başlangıca anlamam uzun sürmüyor. İyi bari. Okudukça Nats'ın bana doğru gizlice baktığını fark etmeye başladım. Ağzı açık bana bakıyor. O ağzı bir şeylerle doldururum ben bebeğim ya. Sanki mangasına tepkilerimi görmeyi bekliyormuş gibi dikkat yüzüme odaklamış görünüyor. Bu hikaye yeni değil mi ya? Ben hatırlamıyorum böyle sahneleri. Yeni. I clear my throat. Boğazımı temizliyorum. Yap yavru. Nasıl ki bir şeye ihtiyacın mı vardı? Benim yönüme bakmayı gerçekten seviyor gibisin. I feel a smile, Natsuki öylece kızarmaya başladığında bir yanıt verirken gülümsemesinin yayıldığını hissettim. You idiot! İdiot! Seni hatta sana fazla bakıyormuşum gibi değil, ben sadece boşluğa bakıyordum tabi canım. Yapacak daha iyi bir işin yok mu? Oğlum niye öyle dedin ki şimdi, saf. Lan biz... Bayağı bozuldu. Harbi. Neyse tabii ki de. Natsuki öfkeyle dolaba sığınmak için arkasında diyor. Bunu kısa bir süre sonra yüksek sesli arama sesleri takip ediyor. I guess I should keep on. Neyse okumaya devam etmeliyim sanırım.
Görünüşe göre parfa kızlar tam hayal ettiğim gibi. Boş muydu? It's Basic the Bad Bunch temel olarak dizideki bir grup arkadaş ve onların içine düştükleri sevimli ve eğlenceler hakkındaydı. Yani typical. Tipik hayattan kesitler animesi işte. Ben bir bakıma bunlardan kurtuldum çünkü yazının olay örgüsünün eksikliğini telafi edecek kadar eğlenceli olması nadir. Yazının olay örgüsü eksikti tabi bilmem ne. To its credit. Kendisine göre bazı anime kinayelerin oldukça düzgün bir şekilde alt üst etmeyi başarıyor. The More ne kadar çok okursam Nuts'ın neden bu kadar ilgisini çektiğini daha iyi anlıyorum. Sanatın ifade gücünü takdir etmekle ilgili tüm bunlar. Karakterlerini tasvir etme konusunda iyi bir iş çıkarıyorlarmış. Evet, Sayore. Ne diyorsun yavrum? Hey! How it's going, Sayore? Hey, nasıl gidiyor Sayore? Ne okuyorsun? Pekala, pekala yeter. Yorulduk. Şurada bir save al. Evet dostlarım, Allah'tan save çalışıyor umudum. Önceki modu hatırlıyorsun. Çok şükür. Anlayayım, vallahi. Neyse. Modun ilk yaklaşık 58 bir saat oynamışız hakikaten. Yani çok bir şey olmadı. Zaten ana hikayeyle ilk 20 dakika neredeyse eşdeğerdi. Tabii ki denir ki saatlerde, bölümlerde tabii ki de bu modun yüzü ortaya çıkacak. Neyse ben ecik sıkılmıştım. Umuyorum sizler de çok sıkılmamışsınız da büyük ihtimalle sıkılmışsınızdır da. Yapacak bir şey yok, bu bölümler böyle. İyi bölümler, bir dahaki bölümlerde olacak herhalde yani. Bir dahaki saatlerde daha doğrusu. Siz benim moralimin daha bir motive etmek istiyorsanız iyicesinden şöyle güzel bir like bombardımanına tutmayı unutmayın, tamam mı? İyi bir beğeni sayısı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Beğeni atmayanlara sayarı siksin. Bay bay. Değil mi Umut? Hı hı. Başka bir şey diyemez miydin? Ne diyeyim? Aha şunu da mesela. Eslan kodum. Veya şu. Karıma laf atma lan piç. Karıma laf atma lan piç. Aynen öyle. Karımıza laf atmayın.